Evet doğru grafiklerle devam ediyoruz arkadaşlar. 3x eksi 2 artı 6 eşit 0 doğrusunun grafiğini çiziniz. Şimdi bu doğrunun grafiğini çizebilmek için e, bu doğru üstünde en azından iki tane nokta belirlememiz gerekiyordu. Şimdi bunun için tabii ki x'e 0 vermek ya da y'ye 0 vermek işlem kolaylığı sağlayacaktır. Bu yüzden yapabilirsiniz. Yoksa x'e 0 verdiğimde niye 0 verdiğimi bilmiyorsam Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi ben x'e sıfır verirsem bu doğrunun üzerindeki x'in sıfır olduğu yerde bakalım y kaç çıkıyormuş arkadaşlar. Evet x gördüğüm yere ne yazdım sıfır yazdım. Şimdi şöyle de unutmamak için yazalım x eşittir sıfır için. Y buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2y, 6y de 3 çıkar değil mi? O zaman y de 3 çıktıysa bu doğrumuz demek ki x'in sıfır y'nin 3 olduğu noktadan geçiyormuş. 1. İkincisi x'e şimdi farklı bir değer verebilirim. Ama burada 0'a 0 elde etmediğiniz sürece e, gidip y'ye de 0 verebilirsiniz. Ama burada 0'a 0 elde etseydiniz o zaman yeni bir nokta bulmak için y'ye 0 vermenin bir mantığı olmazdı. Mecburen x'e başka bir değer verirdik. Böyle devam ederdik. Şimdi hangi doğrular orijinden geçer? Arkadaşlar bakın sabit sayısı olan doğrular orijinden geçmez. O yüzden sabit sayısı yoksa burada orijinden geçer. Mesela bakın şu doğru y eşittir eksi 5x. Bu orijinden geçiyor gördüğünüz gibi. Çünkü x'e 0 verdiğinizde y 0 çıktığı için 0'a 0'dan geçiyor. Ama x'e 0 verdiğinizde y 0 çıkmayan doğrular burada sabit sayısı olan doğrulardır. Ve bunlar orijinden <laughs> geçmez arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi y'ye 0 verelim arkadaşlar. Y'ye 0 verelim. Y eşit 0 için Yalnız burada bir şeye dikkat çekeceğim. Ona çok dikkat edin. Y yerine 0 yazarsanız denklemde 3x 2 kere 0 0 hiç yazmıyorum bile arkadaşlar. Eşittir 0. Y x kaç çıktı? Eksi 2. Bakın. E, şimdi 0'a eksi 2 falan yazmayın. Dikkat edin. Y 0 x eksi 2. O yüzden ikinci noktamızın apsisi önce yazılacağı için buna çok dikkat edin. Burada bir hataya düşmememiz lazım. Eksi 2'ye 0. Şimdi bu doğrumuz demek ki 1 0'a 3 bir de eksi 2'ye 0 noktalarından geçiyormuş x'in 0 y'nin 3 olduğu nokta şurada bir yerde olsun arkadaşlar. 0'a 3 bakın. 1, 2, 3. Eksi 2. x'in eksi 2 y'nin 0 olduğu yerde burada olsun. Şimdi bir şeyi de burada tekrar edelim. Arkadaşlar y eksen üzerindeki bütün noktaların apsisi 0'dır. x eksen üzerindeki bütün noktaların ordinatı sıfırdır. Şu mantığı da unutmayın. Bir doğrunun x eksenini kestiği yeri bulmak istiyorsanız y'ye 0 verirsiniz y eksenini kestiği yeri bulmak istiyorsanız x'e 0 verirsiniz. Evet artık doğrumuzun grafiğini çizebiliriz. Şu iki noktadan geçen şöyle bir doğru. <laughs> evet işte doğrumuz bu arkadaşlar. Bu hangi doğru? 3x eksi 2y artı 6 eşit 0 doğrusu. Şimdi x eşittir 2 ve y eşittir 5 doğrularının grafiklerini çizelim. Çizelim arkadaşlar. Bakın analitik düzlemi çizdik önce. X'in 2 olduğu yer burası. E, o zaman farklı gidemeyeceğimiz için her zaman şu şekilde gitmemiz gerekiyor. İşte burası X'in hep sonsuza kadar 2 olduğu doğru. Zaten X eşittir bir şey doğruları. Yani bu bir şey dediğim herhangi bir sayı. X eşittir 2, X eşittir 5, X eşittir eksi 3 gibi bütün doğrular e, gördüğünüz gibi Y eksenine paralel y eşittir 5. Y'nin 5 olmasını istiyor yani arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu mesafede bakın bu da y eşittir 5 doğrusu. Şimdi bütün bu nokta bu doğrunun üzerindeki bütün noktaların y'si hep 5 değil mi? 5. Değişen ne? X'ler. X'ler de bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu y eşittir 5 doğrusu. Evet. Şimdi eşitsizlik olsaydı arkadaşlar ne yapardık? Bunu konuşalım. Bakın 3x artı 4y Eksi 12 küçük eşit 0. Eşitsizliğinin grafiğini çiziniz. Arkadaşlar eşitsizliğin doğru grafiğiyle hiçbir farkı yok. Bir kere şuna dikkat edeceğiz. Eğer şurada eşitlik varsa doğrumuz bütün olarak çizilecek. Eğer bu eşitlik yoksa doğru kesik kesik çizilecek. Şimdi bunun neden olduğunu söyleyelim. Çünkü eşitlik varsa doğru üzerindeki noktalar dahil. Eşitlik yoksa doğru üzerindeki noktalar da dahil olmadığı için onu kesik kesik göstereceğiz. Şimdi nasıl olduğunu hemen konuşalım. Artık daha pratik düşün. Bunu eşit olarak düşünerek önce doğrunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Eşit olarak düşünün. Yani 3x artı 4 y 12 eşit 0 gibi düşündüğümüzde x'e 0 verirsem y kaç çıkar? Daha pratik yazmak istiyorum artık. Eksi 12 bu taraf 12 olarak gider. Y buradan 3 çıkar değil mi arkadaşlar? Y 3 hemen noktamı yazıyorum. 0'a 3 unutmamak için. Y'ye 0 veriyorum. Evet. 3x 12 x 4 ama yazarken neye dikkat ediyordum? Önce x'i yazmaya sonra y'yi. Şimdi hemen bunları doğru grafiğimizde e, analitik düzlemde gösterelim işte arkadaşlar. Şurası neydi? x'in 0, y'nin 3 olduğu yer. Şurası 0'a 3. Burası da x'in 4, y'nin 0 olduğu yerde. 4'e 0'dan geçiyordu. Şimdi burada kesik kesik mi çizeceğiz bakalım? Hayır eşitlik var. O zaman öncelikle şu doğruyu çizelim. Bakın buraya kadar gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir farkı olmadığını gördük mü? Evet. Şimdi buradan sonra ne olacak bakalım. Şimdi ne taraf tarayacağımız çok önemli. Acaba bu tarafı mı tarayacağız? Yoksa doğrunun üst tarafını mı tarayacağız? Buna şuradan karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi mesela bu orijinden geçmeyen bir doğru ya. Genelde hep x'e 0, y'ye 0 verip deneyin değerler ya. Bunun nedeni nedir? Onu öğrenmek lazım. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Şimdi x'e 0, y'ye 0 verdim Yeri belli olan bir noktayı seçmiş oluyorum. Şimdi x ve y'ye 0 verdiğimde eşitsizlik sağlanırsa demek ki bu nokta çözüm kümesinde olacağı için burayı dahil edecek şekilde taramalıyım. 0'a 0 vermenin tek nedeni işlem kolaylıdır. Bunu unutmayın. Yoksa ben gider şuradaki bir noktayı da deneyebilirim. Bakın burada kaç var? Mesela 3'e 0 mı var? Evet 3'e 0 var. Yani doğru denkleminde eşitsizlik denkleminde x yerine 3, y yerine 0 koyarak sağlıyorsa bu tarafı tarayabilirim. Bunu unutmayın. Çünkü bazen sizin doğrunuz Önce şu soruyu çözeyim sonra ondan da bahsedeyim. Bakın x yerine 0, y yerine 0 koyarsam 0, 0, eksi 12 küçük eşit 0. Doğru mu? Eksi 12 sıfırdan küçük eşit mi? Evet doğru. Doğruysa demek ki bizim çözüm kümemizde sıfıra 0, 0 var. Demek ki bu tarafı tarayacağız. İşte eşitsizliğin grafiğini çizmiş olduk. Mesela bunu neden özellikle üstünde durarak söyledim? Bakın şurada bir başka soru çözerek ne demek istediğimi daha iyi anlatayım. Arkadaşlar 2y küçük eşit 3x eşitsizliğinin grafiğini çiziniz. Şimdi burada y x e, eşit gibi düşünüyordum önce. Eşit gibi düşündüğümde x'e 0 verdiğimde y 0. X'i de 0'a 0 çıktığı için şimdi y'ye 0 versem x yine 0 çıkacak. Yeni bir nokta bulamayacağım. O yüzden burada x'e başka bir değer verelim. Mesela x'e 1 verip y'nin de e, 3 bölü 2 çıkmasını istemem. O yüzden ne yaparım? X'e burayı da tam sayı yapan, burayı da tam sayı yapan bir değer veririm. Mesela x'e 2 verirsem olur x'e 2 verirsem y de bakın 2 kere 3 6 2'ye 6 ise y de 3 bulunur. O zaman x 2 iken y de 3'müş. Bakın şimdi bu noktalar analitik düzlemde çiziyorum. 0'a 0, 0 x'in 2 y'nin 3 olduğu tahmin ediyorum x 2 şurada bir yerdedir. Y3 de burada bir yerdedir. İşte bu iki noktadan geçen biraz düzgün çizelim. Bu iki noktadan geçen arkadaşlar doğrumuz bu. Neden bütün çizdim? Kesikli çizmedim. Çünkü bakın eşitsizlikte eşit kısmı var. Eğer bu olmasaydı kesik kesik çizerdim. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında mantığını anlayın. Ondan sonra çok rahat edersiniz. Mantığı şu. 2'ye 3 bu doğru. Bu eşitsizliği sağlar demek ki üstünde. Çünkü bakın niye? E, kesikli olsa sağlamaz olacaktı. Bakın x'ye 3 eee x yerine 2 y yerine 3 yazarsanız 6 eşit 6 çıkar. Küçük 6 küçük eşit 6 mı? Evet sağladı gördüğünüz gibi. Şimdi orijinden geçiyor ya 0 0'ı deneyememişti. 0 deneyemem işte. 0, 0 bana bir çözüm vermez. Ama şurada bir noktayı deneyin. Mesela burada ne var? 3'e 0 gibi bir nokta yok mu? Var. E şimdi ben x yerine 3, y yerine 0 koyarak eşitsizliği sağlayıp sağlamadığına bakabilirim arkadaşlar. Bakın y yerine 0, x yerine 3 koyarak bakalım 2 kere y, 0, Küçük eşit 3 kere 3 9. Sağladı mı? Doğruysa sağlıyor demektir. Doğru sağlıyor. O zaman ben bu tarafı taramalıymışım. E sağlamasaydı peki arkadaşlar o zaman da ters tarafı tarayacaktık. İşte eşitsizlikteki bütün mantık bu. Doğru grafiği çizmekten hiçbir farkı yok. Bakın arkadaşlar şu şekilde de sorular bize sorulabilir. x artı 2y eksi 4 eşit 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi bir doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulun diyor. E, bu iş için e, şuraya not yazdım. Hem bu soru hem grafikli hem grafiksiz çözülebilir. Nasıl grafikli nasıl grafiksiz çözülür? Önce ben grafikli çözmek istiyorum. Bakın grafikli çözmek ne demek? Grafiğini çizmek doğrunun. E, daha pratik düşünelim. X'e sıfır verdiğimizde bakalım y kaç çıkıyor? Daha pratik hesap yapıyorum. Uzun uzun yazmıyorum x yerine 0 yazınca y 2 çıktı. E, y yerine 0 koyarsam e, 0 x 4 çıkar. Önce x'i yazıyordum acele etmeyelim değil mi? Şimdi 0'a 2 x'in 0 y'nin 2 olduğu ve 4'e 0'dan geçiyormuş. Demek ki bizim doğrumuz buymuş. Burası 4'e 0 olduğu için şurası 4 birim. Burası 0'a 2 olduğu için burası 2 birim. Bana eksenleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık soruluyordu. Pisagor'dan 2 kök 5 birim bulunur cevap. Peki, grafiksiz nasıl çözülür arkadaşlar bu soru? Grafiksiz de e, şöyle çözebilirsiniz. E, bu sadece bu noktaları bulup direkt bu iki noktaları uzaklık formülünden e, soruyu çözebilirsiniz. Yani e, bu doğru üzerinde eksenleri kestiğine demek, x eksenini kestiği yerde y sıfır demek. Hemen Y'ye sıfır koyup e, x değerini bulurum. Daha sonra da x'e sıfır koyup y değerini bulurum. Böylece eksenleri kestiği yeri de bulmuş olurum. Evet, devam edelim arkadaşlar şimdi. Bunları sadece ifade olarak farklı yöntemlerle sorabilir. Mesela 2x 3y 6 eşit 0 doğrusunun x eksenini kestiği noktada bu doğruya dik olan doğrunun denklemini yazınız. İfade biraz kalabalık ve anlaşılması sanki zor gibi duruyor ama bu gibi ifadeli sorularda adım adım düşüneceğiz. Doğrusunun x eksenini kestiği noktada Öncelikle bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulalım. Grafik çizmeye bile gerek yok arkadaşlar. Bakın bu doğrunun x eksenini kestiği noktada y'si sıfırdı biliyoruz ki. Çünkü x eksen üzerinde y'ler sıfır olacak. y'ye sıfır koyduğumda 3. x 3 çıkıyor. Bakın y'ye sıfır koyduğumda 2x eksi 3 çarpı 0 eksi 6 eşit sıfırda x ne çıktı? Burası 3 bulundu. O zaman x eksenini kestiği nokta 3'e 0 mı? Evet. Demek ki bu doğrunun x eksenini kestiği doğrunun grafiğini bile çizmeye gerek yok. Bakın atıyorum şöyle bir yerde kesiyormuş. Uyduruyorum bunu. Diyelim ki şu. Şimdi ifadenin devamına bakın. Bu doğruya dik olan doğrunun denklemi. X eksenini kestiği noktada yani bu noktada bizim doğruya dik olan doğruyu istiyor. Onu farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. Yani bize bu mavi doğrunun bu mavi doğrunun denklemini soruyor. Bunlar dik mi? Dik. Buradaki nokta 3'e 0 mı? Evet. Peki pembe doğrunun pembe doğrunun denklemi şu değil mi? Bunun eğimi ne arkadaşlar? Y'yi yalnız bırakırsanız bakın 3Y'yi öbür tarafa atın. 2X eksi 6 eşit 3Y olur. Her taraf 3'e bölün. 2X bölü 3 eksi 6 bölü 3 eşittir Y. Y'ye yalnızken X'in katsayısı 2 bölü 3 eğim mi? Şimdi bu doğrunun eğimi neymiş? 2 bölü 3'müş. E buna dik olan doğrunun eğimi ne olmalı? Çarpınca eksi 1'i vermesi için eksi 3 bölü 2 olmalı. Çünkü dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'di. O yüzden tersinin ters işaretlisi arkadaşlar. Evet. Eksi 3 bölü 2 doğrusu eğimine sahip mavi doğrunun eksi 3 bölü 2 e 2 bölü 3 bunun eğimiydi. Bu yüzden mavi doğrunun eğimi eksi 3 bölü 2 oldu. Mavi doğrunun denklemini artık yazabilirim. Geçtiği bir nokta ve eğimi belli çünkü arkadaşlar bakın mavi doğru üzerinde şurada x y diye bir nokta atalım şöyle tanımlayalım y eksi 0 bölü x eksi 3 eşittir eğim içler dışlar çarparsam eksi 3 x artı 9 eşittir 2 y düzenlersem arkadaşlar 2 y hepsini öbür tarafa atıyorum artı 3 x eksi 9 eşittir 0 bakın bulduk 2 y artı 3 x eksi 9 eşittir 0 Demek ki e, bu pembe doğruya x ekseni üzerinde bu pembe doğrunun x'i kestiği noktada bu doğruya dik olan doğrunun denklemini soruyordu bulduk. Evet arkadaşlar şimdi iki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatlarını nasıl bulacağız bunu konuşalım. Şimdi bu çok önemli bizim için çünkü özellikle az sonra da soru çözeceğiz. Doğru grafikleri çizilir sorularda ve altta kalan alanlar sorulur genellikle. İşte bu durumda mecburen siz doğruların kesiştiği noktanın koordinatlarını bulmanız lazım. Yoksa hiç kimse size soruyu bu şekilde sormaz. Yani iki tane doğru verip doğruların kesiştiği noktanın koordinatlarını bulun demez. Ama biz bunu bulmayı öğreneceğiz ki sonra diğer yorum sorularında Başarılı olabilelim. Öncelikle bu soruda ne yapıyoruz onu anlatayım size. Arkadaşlar mesela bu soruyu iki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatlarını nasıl buluyorum diye sorduğumda genelde şöyle cevap veriyorsunuz. İşte bunları birbirine eşitleriz. Hayır arkadaşlar bunları birbirine eşitlemeyiz. Bunları birbirine eşitlerseniz yeni bir bilinmeyeni denklem elde edersiniz. Sadece şunu yapabiliriz. İki bilinmeyenli denklemi ortak çözebiliriz. Siz e, 7. sınıftan beri iki bilinmeyen denklemin ortak çözümünü çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman biz hemen bu doğruların kesiştiği noktanın koordinatlarını bulmak için iki bilinmeyen denklemi ortak çözelim. Bunun için y'yi yok etmek için her şeye uygun arkadaşlar. Alt alta denklemimizi toplayalım. 4x y'ler gitti. Eksi 8 eşittir 0. Buradan x'i ne bulduk? 2. Götürüp x'i herhangi bir denklemde yerine yazalım. Üstteki denklemde yerine yazın arkadaşlar diyelim ki hemen hepiniz bunu biliyorsunuz. Bakın 2y e, buradan eşittir 1 çıkar y de 1 bölü 2 çıkar. Demek ki arkadaşlar işlem hatamız olmasın bir daha bakayım şöyle 4x x 2 2 artı 2y x 3 eşittir 0 evet. Gördüğünüz gibi kesiştikleri noktanın koordinatları 2y 1 bölü 2 imiş bulduktan sonra önce x sonra y yazıldığına dikkat edin bu şekilde. Arkadaşlar bazen de şanslı olursunuz. Şöyle olur. Mesela x eşittir 3. Tabii ki bunları dediğim gibi böyle sormayacak bize. Ama biraz sonra göreceksiniz. Şekil üzerinde biz hep bu mantığı kullanacağız. O yüzden bu sade haliyle denklemleri bir konuşalım. x eşit 3 ve 9x 2 19 eşit 0 doğrularının kesiştiği noktadan ve orijinden geçen doğrunun denklemi. Öncelikle şu iki doğrunun kesiştiği noktayı bulun diyor. Arkadaşlar bakın burada şanslıyız. Çünkü bilinmeyenlerden birisi zaten verilmiş. Direkt e, bu doğruyla bu doğrunun kesişmesi ne demek? X yerine 3 yazarsam burada. E, bunu neden yaptığımı mantık olarak izah edeyim size. Hani ezbere gibi görünmesin. Bakın x eşittir 3 doğrusunun şu olduğunu daha önce konuşmuştuk biz değil mi arkadaşlar? Bunun x eşittir 3 doğrusu olduğunu konuşmuştuk. Şimdi şu doğrunun grafiğini de çizmek isteseydik. işte y'ye 0 verdiğim x 19 bölü 9. Yani yaklaşık 2 y x'e 0 verdiğimde y 9 bölü, 19 bölü eksi 19 bölü 2 mi olur? Evet eksi 19 bölü 2 de eksi 9 buçuk gibi bir şey. Arkadaşlar şurada bir yerden geçecek. Atıyorum şöyle bir doğrumuz olacak. Bakın birisi şöyle e, bir şuradan geçen şöyle bir doğrumuz olacak. Bakın bu doğrular nerede kesişecek? Şurada bir yerde kesişecek. Mantık olarak değil mi? Bakın ben şu an iki doğrunun da diyelim grafiğini çizdim ve ben şu noktanın koordinatlarını istiyorum. Arkadaşlar bakın akıllıca düşündüğünüz zaman bu doğrunun üzerindeki bütün noktalarda x 3 değil mi? İşte kesiştikleri yerde de x'in şuradaki değeri 3. E bu doğrunun üzerinde x'in 3 olduğu yerde y kaç? Ona bakıyorum aslında. Mantığı anladık sanırım şu anda. Neden o? E, bu şekilde yerine yazabildiğimizi anladınız değil mi? Şimdi ben x yerine 3 yazarsam burası 27-2y-19 eşittir 0 arkadaşlar. E, düzenlersek 8 eşittir 2y-4 bulunur. Demek ki arkadaşlar 3'e 4'müş şu noktanın koordinatları. Şimdi bana 3'e 4 noktasının orijine olan uzaklığını soruyor. İki nokta arası uzaklıktan başka bir şey değil. Tabii ki siz bunu mantık olarak da şöyle düşünün. Burası 4. Burası da 3 ya arkadaşlar. 3, 4, 5 çıktı. Tabi biz iki nokta arası uzaklık yapalım. O, e, A diyelim şu noktaya da. O, A olarak. Neydi iki nokta arası uzaklık? Bir de bunu hatırlayalım. 0, 3'ün karesi. Eksi 3, 9. Direkt yazalım. Artı 0, eksi -4, 4, 4, karesi 16. Eşittir 25. Bu da 5 olarak çıktı. Evet bu şekilde sorular karşınıza çıkabilir. Mesela şöyle de çıkabilir arkadaşlar. Doğruları aynı noktada kesiştiğine göre K kaçtır? Burada bakın 3 tane doğrunun aynı noktada kesiştiğinden bahsediyor. E, o zaman mantıklı düşünün arkadaşlar. Bakın grafiksel olarak mantığını şöyle kuralım. Diyelim ki uyduruyorum tamamen. Doğrulardan birisi bu olsun. Öteki bu olsun arkadaşlar. Öteki de bu olsun. Bakın 3 aynı noktada kesişiyor diyor ya. 3 tane doğrumuz belki şöyle bir noktada kesişiyordur uyduruyoruz. Şimdi biz şu ikisinin kesiştiği yeri bulursak bu noktanın koordinatları olmaz mı? Olur. Bu nokta bu iki bilin yani içinde hiç bilinmeyen k işte gibi bilinmeyen derken hani x y'yi kastetmiyorum. X y dışında bilinmeyen olmayan doğruları kullanarak önce kesişim noktasının koordinatlarını bulurum. Üçü aynı noktada kesişmiyor mu? Atıyorum bu A noktası olsun. Hadi bulalım. Şu ikisinden yararlanarak bir doğruların kesiştiği noktayı bir bulalım arkadaşlar. Daha pratik düşünelim. Alttakini 3 ile genişletirsem direk y'ler gider. 2x 3x de buradan geldi. 5x. Arkadaşlar bunu siz uzun uzun yazarsınız. Çözersiniz. Ben hani zaman kaybetmeyelim boşuna diye. Alt alta topladım. Burası neydi? Eksi 21. Arkadaşlar artı 20 olacak burası. Eksi 21 artı 1 de burada eksi 20 olacak. Eşittir. 0x4 mi bulundu? Evet. Şimdi x4 iken denklemde herhangi birinin değerini yazalım. 4. Demek ki y de 3 olmalı ki burası 0 olsun. y'yi de bulduk. Evet 4'e 3'müş arkadaşlar. Şuradaki A noktası atıyorum 4'e 3'müş değil mi? Yani A noktasını atmıyorum artık. 4'e 3 olduğundan eminim. Ama bu doğruların grafiğini rastgele uydurduk. Şimdi 4'e 3'ten bizim şu doğrumuzda geçmez mi arkadaşlar? Geçer. Çünkü 3'ü aynı noktada kesişiyor ya. O zaman bunun anlamı şu. x yerine 4, y yerine 3 koyarsanız bu doğrunun denklemini sağlamalı. Niye? Çünkü doğrunun üzerindeki bir noktanın koordinatları o doğrunun denklemini sağlar değil mi? Yani 4K artı 6 yerine koyuyorum 3 arkadaşlar. Eksi 5 eşittir 0. Burası 1. K da buradan eksi 1 bölü 4 olarak bulundu. Böyle de sorabilir bakın arkadaşlar. Grafikleri hazır çizer. Sana sadece bu üçgenin ABC üçgenin alanı kaç birim karedir der. Değil mi? Şimdi sen buradan ne yaparsın? Pratik düşün hemen. B noktasında kesişiyor mu? Bu Burada B noktasının ordinatı lazım mı? Bana lazım. Peki arkadaşlar her iki doğruda da B noktası dikkat ederseniz Y eksen üzerinde mi? Evet. O zaman ben hemen e, herhangi bir denklemde X yerine 0 koyarak Y'yi bulabilirim. Bakın X yerine 0 koydum. 3Y eşittir. 12Y 4 bulundu. Yani 0'a 4'müş B'nin koordinatları. Hocam ben bunu şöyle bulabilirim diyen vardır belki içinizde. İki bilinmeyenle denklem ortak çözerim. Kesiştikleri noktanın ordinatını bulurum. Tabii ki çok mantıklı arkadaşlar ama bu daha kısa bu soru için. Başka sorularda öyle yapacağız mesela. Geldim buna. A noktasının apsisi lazım bana. Arkadaşlar dikkat edin. A noktasının apsisi şu doğrunun x'i kestiği yer yani. O zaman bu doğru üzerindeki bu noktana A'nın ordinatı belli mi? Belli. Apsis'i bilmiyorum ama ordinatı sıfır. O yüzden ordinat yerine denklemde sıfır yazarsanız, 4x eşittir. Burası sıfır ya arkadaşlar. 4x eşittir eksi 12'den eksi 3 bulunur. Eksi 3'e sıfırmış A noktasının koordinatları. Burası da 3 birim demek ki. Evet, C noktasının apsisi lazım arkadaşlar. C noktasında bu doğru x ekseniyle ee kesiyor mu bu doğru? X eksenini C noktasında kesiyor mu? Kesiyor. O zaman buradaki ordinat değerimiz yine 0. Apsis değerini bulalım. ne yaparız? Yine denklemde y yerine 0 koydum. x buradan 4x 20 x de 5 bulundu. Bakın. Demek ki burası da 5. Yani şu uzaklık 8. Şu mesafe 4. Bu üçgenin alanını soruyordu arkadaşlar. 4 çarpı 8 bölü 2. 4 kere 8. 32 yarısı 16 birim kareymiş arkadaşlar. Mesela şöyle basit bir soru çözelim bu doğruların arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın hemen basitçe düşünelim. Şöyle bir doğrumuzu doğrularımızı çizebilmek için koordinat düzlemini gösteriyorum öncelikle. Bakın x eşittir 3. 1, 2, 3 belki şurada bir yerdedir x eşittir 3. Buna biz x eşittir 3 doğrusu diyelim. x eşittir eksi 2 o da şurada bir yerde herhalde. x'in eksi 2 olduğu yer. Arkadaşlar y eşittir. Y eşittir 4. Şurada bir yerde herhalde ve y eşittir eksi 2 o da muhtemelen şurada bir yerde. Yani burada oluşan şu mavi dörtgenin hatta bu dörtgene bir dikdörtgen diyebiliriz arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanını soruyor. E şurası 4 burası 2 ise toplam şu uzunluk kaç? 6. Burası 2 burası da 3 ise bu uzunluk kaç? 5. 6 çarpı 5 dikdörtgenin alanı arkadaşlar. 30 birim kare olur. Evet devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde sorabilir mi bize bunları? Bakın şu şekilde sorabilir mi? Sorar değil mi? Ne demiş? Yine az önceki soru gibi. Arkadaşlar burada A'nın ve C'nin koordinatlarını bulmak çok kolay. Çünkü bakın şuna D1 diyelim. D1 doğrusunun x eksenini kestiği yerdeki apsis değerini hemen bulurum. Nasıl bulurum? Y yerine 0 koydum. Eksi 4. Bakın hemen eksi 4'ten burası 4 birim. Eksi 4'e 0'mış A'nın koordinatı. C'nin koordinatları nasıl bulacağız? C'nin ordinatı 0 apsisini arıyorum. Ya ordinat bu doğru üzerinde de Y yerine 0 koyarsam X 4 bulunur. Yani 4'e 0. O zaman şu uzaklık da 4. Ama bana üçgenin alanını soruyor arkadaşlar. Şu mesafe lazım. Çok dikkat edin bu sorunun çözümüne. Bu mesafeye biz e, H diyelim. Yükseklik yani. H çarpı 8 bölü 2 yapacağız ama H'ı bulmak istiyorum. Dikkat edin. H bu doğruların kesiştiği noktanın. Apsisi mi ordinatı mı? B'nin apsisi mi burası ordinatı mı bu uzunluk? Ordinat değil mi? Y'si yani. O zaman biz şu iki bilinmeyenle denkleme ortak çözerken hiç x'i bulmayalım. Direkt y'yi bulalım. Bunun için x'leri yok edelim. 3x eksi 4y eksi 12 eşit 0. Bunu da hemen eksi 3 ile genişletiyorum. Amacım x'leri yok etmek ya arkadaşlar. Y'ye ulaşmak için. Eksi 3y eksi 3 ile çarpıyorum. Dikkat edin 12 eşittir 0 işlem hatası yapmayalım. Bunları alt alta topluyorum. X'ler gitti. Eksi 7'ye. Burası eksi 24 eşittir 0. Buradan 7'ye 24. Eksi 24. Y'de eksi 24 bölü 7 bulunur. Yani şu mesafe demek ki 24 bölü 7'ymiş arkadaşlar. 24 bölü 7. Bu mesafe 24 bölü 7. O zaman alanımız 24 bölü 7 ile 8 Tabanının çarpımı bölü 2. Burada işlem yaparsanız 4 4 kere 24 96. 96 bölü 7 birim kare çıktı gördüğünüz gibi alanımız arkadaşlar. Evet şöyle bir soru daha çözelim arkadaşlar. Ee, bakın burada ne diyor? Burada da dikkat edin. Ee, bir taralı alan soruluyor bize. Taralı alanı bulmak için hemen şu buna D1 diyelim. D1 doğrusunun arkadaşlar x eksenini kestiği yeri bulmak için hemen y'ye 0 verdim. Eksi 2 de kesiyormuş burayı. Yani 2 birim. D1 doğrusunun y eksenini kestiği yer b noktası. Hemen x'e 0 veririm o zaman. Y 2. Burası da 2 birim çıktı. Arkadaşlar şimdi şu mesafeyi bulmak istiyorum. O zaman d noktasında bu doğru yani d2 doğrusu kesmiyor mu burada d, d noktasında kesiyor x eksenini. O zaman x'i kestiği yerde y'ye 0 veririm. Bakın y'ye 0 koydum. 2x 12x 6. O zaman şu mesafede 6 bulunur arkadaşlar. Bakın bu mesafe 8. Bana şu yükseklik lazım. Eğer ben bu yüksekliği bulabilirsem e, taban çarpı yükseklik bölü 2'den şuradaki beyaz üçgenin alanını çıkarırım. O yüksekliği nasıl bulacağız? A noktasının ordinatı lazım bana. A noktasında bu doğrular kesişiyor mu? Evet. Hani az önce dedim ya iki doğrunun kesiştiği yeri sana direkt sormaz. Nasıl sorar? İşte böyle sorar. Mesela sen A noktasının iki doğrunun kesiştiğini görüp hemen iki bilinmeyenli denklemi çözerek Y'yi bulacaksın. Benim amacım Y'yi bulmaksa arkadaşlar şuradaki denklemi yazıyorum. 2X artı 3Y eksi 12 eşit 0. Şimdi bunu eksi 2 ile genişletelim ki X'ler gitsin çünkü benim amacım Y'yi bulmak. Artı 2Y eksi 4 eşittir 0. Alt alta toplarsam arkadaşlar X'ler gider. 5Y eksi 16 eşittir 0. Yani y 16 bölü 5 bulunur. Arkadaşlar burada 16 bölü 5 bizim yüksekliğimiz. Hemen alana geçelim. 16 bölü 5 çarpı taban. Yani 8 bölü 2. Bu a t diyelim şuraya. A t d üçgeninin alanını buldum. Sadeleştirdim. 64 bölü 5. Ama benden bunu istemiyor. 2 kere 2 4. Yarısı 2. Bu üçgenin alanı 2 ya. Bu 2'yi de çıkaracağız 64 bölü 5'ten. Payda eşitlersem arkadaşlar. Burası 10 bölü 5 olur. 54 bölü 5. Demek ki sizin aradığınız cevap 54 bölü 5 birim kareymiş arkadaşlar. Evet bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet devam edelim şimdi arkadaşlar örnek çözmeye. Şimdi bir dikdörtgen verilmiş. ABCD dikdörtgenin alanını soruyor bize. Ve dikdörtgenin BA kenar üzerinde K noktası 5'e P verilmiş. O zaman bu BA kenarı üzerindeki bütün noktaların apsisleri 5 olacak. Yani şurada bu doğrunun şu noktasındaki apsisimiz de 5. E, burada apsis 5 ise bakalım ordinat kaç çıkıyor? Arkadaşlar apsis yerine 5 yazarsam 5 kere 3 15 ordinat kaç çıktı? 3. Demek ki arkadaşlar burası apsis 5 ordinat 3. Yani şurası da 3. Burası 3 arkadaşlar. O zaman burası zaten 5'te alan 5 çarpı 3'ten 15 birim kare bulunur. Şimdi başka bir örnek daha çözelim. Bir e, kare tekrar bir kare 2 tane kare çizilmiş ve bu karelerden şu şekilde köşelerinden geçen bir doğrunun eğim açısı 135 derece verilmiş. O zaman şu açı 45 derece. Bu 90 olduğu için bu açıda 45 derece olur arkadaşlar. Bakın ikiz kenar bir dik üçgen çıktı ve burada e, şuna bakmak lazım. Bu 45-45 olduğuna göre ne diyelim a olsun. Bu da a çünkü ikiz kenar ya arkadaşlar. Karenin bir kenarı a olduğu için burası a. 45-90-45 olduğu için şu üçgen bu da 2a yani karenin büyük karenin bir kenarı 2a olduğu için burası da 2a. Şimdi burası 4a ise burası da 4a arkadaşlar. Peki 4A bize kaç verilmiş? Aslında yukarıda noktanın ordinatı 8. Buradan A'yı kaç bulduk? 2. Şimdi bize ne soruyor? Karelerin alanları toplamı. Arkadaşlar A2 ise burası 2A olduğu için 4. Küçük karenin bir kenarı da 2. Bu küçük karenin alanı 2 çarpı 2'den 4. Büyük karenin alanı 4 çarpı 4'ten 16. Toplam alanların toplamını soruyordu. 20 birim kare bulunur. Ve bir örnek daha çözelim şu şekilde arkadaşlar. Böyle sorular karşımıza gelebiliyor demek ki. Taralı alanı soruyor. Arkadaşlar bakın taralı alan bulunması için aslında taralı alanın x eşittir 3, x eşittir 9 doğruları olduğu için bunların dik olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ne diyorduk arkadaşlar? Bunlar dik olduğuna göre. E burada bir yamuk var aslında. Bu yamuğun alanını soruyor. Arkadaşlar 3'ten 9'a burası kaç birim değişmiş? 6. O zaman yamuğun yüksekliği hemen bulundu. 6. Bizim için şu mesafeyi ve bu mesafeyi bulmak önemli artık değil mi alanları bulmak için? Arkadaşlar bu mesafede çok zor değil. Bakın burada x'in 3 olması şurada da x'in 3 olması demek. Dolayısıyla bu doğru ile x eşittir 3 doğrusu d noktasında kesişiyor. Absis yerine 3 yazarsam 3 kere 2 6 6 bölü 3 2 y 2 bulunur. Demek ki y'nin 2 olması şu mesafe 2. Aynı şekilde şuraya kadar x kaç arkadaşlar? 9. E bu doğruyla bu doğru burada kesişiyor mu? Evet. O zaman x yerine 9 yazarsam arkadaşlar. 9 kere 2 18. 18 bölü 3 6. O zaman burası da 6 bulundu. Bakın yamuğun alan formülünden gidebilirim. 6 artı 2. 2 artı 6. Karşılıklı tabanlar toplamının yarısını yükseklikle çarpıyorum. Bakın hemen 8 bölü 2 4. 4 çarpı 6 da 24 birim kare bulundu. Evet. Bunu tabi siz de üçgen oluşturarak, dikdörtgen oluşturarak çözseniz de olurdu. Arkadaşlar bir de bu tarz sorularda ne yapıyorum? Bunu görmeniz için bir örnek çözeyim. T elemanıdır, reel sayı. Tamam, kabul. A 3T-2 virgül T artı 3 noktalarının geometrik noktalarının diyor. Dikkat ettiniz mi? Bir tane nokta değil. Demek ki buraya koyduğunuz her T değer için yeni bir nokta çıkacağı için sonsuz tane nokta var burada. Bu noktaların geometrik yeri denklemini soruyor. Arkadaşlar biz böyle soruları çözmek için şuraya X Şuraya y diyebilir miyiz? Evet. Şimdi 3t 2 eşittir x ise buradan t'yi çekersem x artı 2 bölü 3 olarak bulurum. İkincisinde şurada t artı 3 y'ye eşit verilmiş. Buradan da t'yi çekersem y eksi 3 bulurum. Arkadaşlar bu tarz sorular aslında biz buna e parametrik denklem de diyoruz ama hani bunlara girmeye çok gerek yok. Şimdi her ikisi de t'ye eşit olduğu için bunlar birbirine de eşit. Yani x artı 2 bölü 3 eşittir y eksi 3. Paydaya şöyle gizli bir yazalım. x artı 2 bölü 3 eşittir y eksi 3 bölü 1. Evet buradan içler dışlar çarparsam arkadaşlar x artı 2 eşittir 3y eksi 9. Düzenlersem x eksi 3y artı 11 eşittir 0. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın biz geometrik yer denklemini bulmuş olduk.